Hava çok güneşli, sıcak ama rüzgarlı. Ve ben etek giydim. Uzun zamandır gitmeyi istediğim, ta Türkiye'den beri biletlerini kovaladığım ama bir türlü kısmet olmayan Büyük Ev Abluka'da konserine nihayet bu akşam gidiyoruz. Biletlerimizi bir ay önce falan aldık. Bir ay oldu mu ya? Bir ay olmadı herhalde. Akustik konserine gidiyoruz. Ben aslında akustik konseri istemiyordum. Ama Londra konserini akustik yapma kararı almışlar. Neyse dedik, yine de gidelim. Ve bugün Londra'da hava 30 derece. Bir anda yaz geldi. Ve bu 30 derece böyle İstanbul'un 35 falan tekabül ediyor. Aşırı sıcak oluyor. Yani orada bir farklılık oluyor. Bilmiyorum nem derecesinden dolayı sanırım. Ama tabii ki çok mutluyum. Yani bu güzel havadan şikayet edecek halim yok. Şimdi Piccadilly Line'a gidiyoruz. Sanırım Leicester Square durağında ineceğiz. Oradan da konser alanına doğru gideceğiz. Biz hava aşırı sıcak olduğu için sabahtan beri evden çıkmadık. Bakalım, umarım güzel bir konser olur. Ben normalde dediğim gibi çok böyle akustikçi değilim. Biraz daha böyle hoplamalı zıplamalı coşarız diye planlamıştım. Bu konseri asıl istememin amacı oydu. Biraz böyle kudururuz diye ummuştum. Ama uslu uslu da oturup konserimizi, akustik konserimizi dinleriz yani. Bir tane metro geldi galiba şu an sesini. Koşalım mı? Güzel yakaladık. Güzel yakaladık. İyi var, sağ ol. Arkadaşlar, Londra'mıza resmen yaz gelmiş. Sokaklar cıvıl cıvıl, merkez cıvıl cıvıl. Turist akını var diyebilir miyiz? Turist akını var diyebiliriz. Şu sıra eğer gelmeyi düşünüyorsanız Türkiye'den tam sırası. Havalar çok güzel ve vizelerin sonuçlanma süresi de yaklaşık 3 haftaya düştü. 3 hafta diyorlar işte. Ya ortalama 1 aya kadar sonuçlanıyor şu sıra. Ama eğer gelmeyi düşünen varsa tam şu sıra gelsin yani. Londra'nın en güzel zamanı. Aa bakın. Hemen size bir küçük Harry Potter vitrinini göstereyim. Leicester Square'deyiz bu arada. Çok detaylı değil ama bir minik vitrini göstereyim dedim. Bir gün bu arada bu Harry Potter mağazasına da gelirim. Onun için ayrı bir bölüm yaparım. Eğer görmek isteyenler varsa yoruma yazsınlar bunu. Fanları var biliyorum. Şu an çok güzel bir zamandayız ya, değil mi? Tam Londra'nın en keyifli zamanlarına girişim. Çok güzel. Böyle yaz gibi herkes cıvıl cıvıl. Herkes evet. Çiçekli elbiselerini giymiş. Evet, herkes şıpadık terliklerini giymiş, çiçekli elbiselerini giymiş. Bu da beni bir konuşturmadı. Bir türlü konuşturmadı beni ya. Köşede hemen. Şuradan. McDonald's'tan bir küçük hamburger attırıp konser alanına öyle geçelim dedik. Bir tık acıktık çünkü. İçecek bir şeyler de alırız. Ne yiyeceksin Diloş? Ben klasik cheeseburger soruyorum. Fanta alacağım. Bir gün fanta alacağım.
Yes, siparişi verdik. Şimdi kaç numara? 15. 15. Bu arada bu ekranlı sistem Türkiye'de var mı? En son biz geldiğimizde yoktu. Ama daha pratik. Çok daha pratik bir sistem. Ben seviyorum bu ekranlı sistemi. Arkadaşlarımız daha gelmiş meğersem arkadaşlar. Biz onlarla karşılaştık. Onlarla vakit geçirdik. Şimdi yemek yemeye Soho tarafına gidiyoruz. Ali Baba bir kesin bir şey. Ali Baba. Ben sizi tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Tanıyorum ben. Nereden tanıyorsun? Ben onu ben bilemiyorum. Sizi tanıyorum. Bizi YouTube'a koyamazsın. Yine bir gün King's Cross'tayım. Sabah yürüyorum. Ya. Ya bu pasta ne kadar güzelmiş. Ali bak kardeşim. Ya yanıtma bakayım. Fake bir pasta. Keşke gerçek olsaydı. Arkadaşlar bütün gençler burada ya. Bütün gençlik burada. Ne diyorsun bütün İngiltere gençliği, Londra gençliğinin şu an dışarıda olmasıyla ilgili? Biraz kalabalık ya, havalar çok güzel oldu ya aslında, biraz bana İstanbul'u hatırlattı. Hava çok güzel ya. Olmaktan korktuğumuz yer değil. Dönerci değil.